Sevgili izleyiciler, herkese merhabalar. Bir programla daha karşınızdayız. Bu artık çok farklı bir program. Biraz magazin tarzı, biraz entelektüel bir program olacak. Şimdi belki programımız da belli bir noktaya taşıma açısından önem kazanıyor. Bir konuğumla beraberim. Biz birkaç yıldır tanışıyoruz. Kendisine özellikle bahçe bakımı ve ceviz konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Ailecek de tanışıyoruz. Burak Hakkı, hepiniz ekranlardan tanıyorsunuz. Ekranların sevilen yüzü Burak Hakkı, bu programımızın konuğu. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Şimdi aslında tarım televizyonlarında ilk defa bir ünlüyle program. Bu da bana nasip oldu. Ben de sevinçliyim bu konuda. Şimdi tabii biz sanatçılarımızın ve ünlülerimizin özellikle tarımla ilgili yaşamlarını bilmiyoruz. Bu anlamda da sizin tarıma önem verdiğinizi bilmek, tarım televizyonlarında yüzünüzü görmek çok gerçekten sevindirici bir durum. Sizi bu tarım sevdasına, özellikle de ceviz sevdasına iten nedir? Aslında 2008 yılında oğlumdur. 2008 yılında doğdu Rüzgar, oğlum. O doğduğu zaman onun için bir şey yapmak istedim, ilerisi için. Evet, geleceğine yatırım olsun. Aynı yıl bu gördüğünüz bahçeyi satın aldım. Daha tarlaydı o zaman. Ağaç yoktu. 10 yıllık bir mazisi var. 10 yıllık mazisi var, 10 yıl önce. Gerçi geçenlerde magazin haberlerinde Burak Hakkı işte çiftlik aldı, Gelibolu'da yaşıyor diye haber çıktı ama biz 20 yıldır buradayız normalde. Annem, babam rahmetli burada yaşıyorlardı zaten. İşte yaklaşık da bir 10 yıldır bu bahçeyle meşgul oluyoruz ve zaten toprağı çok seviyorum, toprakla uğraşmayı. İnşallah ileride de yavruma böyle güzel bir gelecek bırakmak istiyorum. O yüzden de işte belli bir emek harcıyoruz. Çok güzel. Şimdi ben 4 yıldır ailenizle tanışıyorum. Sizden önce zaten evet, anne ve babanızla telefonlaşıyorduk sizinle. Bu arada Allah rahmet eylesin babanızın vefatından dolayı. Şimdi burada çok emek var. Gerçekten çok emek var. Ben bu bahçeye giren 4. mühendisim ya da 4. teknik adamım. Bizden sonra biraz şekillendi. Elimden geldiği kadar halen yardımcı olmaya çalışıyorum. Peki şimdi tarımsal yatırım ama ceviz sevdası nereden geliyor? Ceviz özellikle bizim ünlülerimiz evet, arasında da revaçta biliyoruz ama. Şimdi 10 yıl önce bu kadar değildi. Değildi, biliyorsunuz. Evet. Ben bir araştırma yaptım sadece. Bu arsayı aldığım zaman burada genelde zeytin yapıyorlar. İşte bu etraflarda zeytin vardı işte. Kurtuluş Savaşı zamanları ve daha öncesi burada ceviz yetişmiş. Dolayısıyla da bunun bilgilerine ulaştım. Demek ki sonra da tarihsel bir geçmişte söz konusu. Tarihsel geçmişi var, bir de cevizi araştırdım. Yani ceviz siz çok daha iyi bilirsiniz. İşte belli bir soğuklama istiyor. Rüzgarı seviyor. Yani buranın bu şartların uygun olduğunu düşündüm açıkçası. İşte çok fazla yüksek değil buranın rakımı. Hani 1000 metreler değil. Burası taş çatlası 50-60 metre bir rakımdayız galiba. Aşağı yukarı. Dolayısıyla da şartları uygun diye düşündüm. Sonra da işte bu Chandler cevizine, o zaman yeni popüler oluyordu. Daha ne sertifikası vardı bunun, ne bir şey vardı. Ondan sonra da işte anne baba onların burada hep yaşadıkları için de onlar benim en büyük yardımcım zaten. Annem biliyorsunuz burada her şeyini verdi buraya. Gülsüm abla, Allah selamet versin. Gerçekten çok gayretli, çok dikkatli. Özellikle Bereket TV'nin de iyi bir müdavimi. Şimdi ben de izliyorum bu arada. Evet. Bu tür televizyonların daha çok insanlara ulaşması önemli. Güzel programlar var. Evet. Her bir program belgesel niteliğinde. O yüzden çok keyifli. O yüzden İstanbul'da ve her yerde de izlemek istiyoruz. Şimdi ben de bu işin biraz fantastik boyutundayım. Aşı. Sizin aşıya ilginiz var mı? Nasıl? Şimdi aşıya annem daha çok ilgili. Ben budamayı çok ilginç buluyorum açıkçası. Evet. Ağacı şekillendirmeyi. Budama ve aşı yapacak mıyız? Yapacağız müsait tabii. İsterseniz. Tamam. Sizden öğreneceğimiz çok şeyler var. Estağfurullah. Dediğim gibi kendim hep internetten malum araştırarak yani kendi emeğimizle bir şeyler yapıyoruz. Kendimiz keşfediyoruz yıllardır. Hani çok fazla profesyonel destek almıyoruz. O yüzden de onun ayrıca keyifli oluyor. Yani mesela bazı arkadaşlarımız böyle bir yer alıyorlar, birileri işletiyor oraları. Biz öyle yapmıyoruz. Biz kendimiz burayı, zaten kendi evimiz, her şeyimiz kendimiz yapmaya çalışıyoruz. İşi de eğlenceli hale getirerek. Çok eğlenceli oluyor. Ama işte çok gerçekten geldik, çok emek var bahçede. Şimdi annem domatesle ekmek istiyor. İşte onun fidelerini geçen sene görmüş müsünüz bilmiyorum. Gördüm. Karpuzlar dikti, evet. Bir sürü, birçok şey yapıyor. Ya, toprakla uğraşmak sizi başka bir boyuta ulaştırıyor. Ben ona inanıyorum. Dinlendirici. Çok eğlenceli. Dinlendirici. Artı yani yaratanın her verdiği güzelliği görebilirsiniz. Peki, ve keşfedebilirsiniz. Ya buradaki yatırımı büyütmeyi düşünüyor musunuz? Yani ceviz ya da farklı bir bitki üzerinde çalışmalarınız var mı? Düşünce. Ceviz üretiyoruz şu anda. Yani benim her zaman, yani oyunculuktan tutun, üniversiteden, her yaptığım işte bir şeye dikkat ediyorum. Bir şeyi büyütmek değil, bir şeyi en iyi yapmak isterim daha çok. Yani çok büyümek, çok popüler olmak ya da çok büyük arsalara sahip olmak değil. Ama benim yeteneğim, maksimum ne kadarını yapabiliyorsa o. Mesela burası işte 22,5 dönüm bir yer. Burasına yetemiyorum şu anda. Yetmem lazım. Yani maksimumu şimdi sürekli araştırıyorum. Bir de zor bir arazi aslında. Dikkat etmişsiniz Selahattin Hocam. Yani engebeli biraz. Farklı toprak yapıları var. Aşağıda, yukarıda, ortada. Zaten fi ekilmiş araya. O fiillerin gelişiminden arazideki değişim belli oluyor. Belli zaten. Oluyor, aynen. Evet. Dolayısıyla da burayı en iyi şekilde yapmak istiyorum. Yani en büyük hedefim o. Şimdi çok enteresan bir soru sormak istiyorum. Çok farklı bir sektördesiniz. Magazin, mankenlik, oyunculuk, film ve oyunculuk sektörü. Peki bu sektörlerdeki insanların tarıma ilgisini nasıl buluyorsunuz? İyi, yani olumlu buluyorum. Çok. Yani bilmediğimiz insanlar da bu konuya yatırım yapıyorlar veya kendilerini göstermem fırsatı bulamıyorum. Yani benim tanıdığım oyuncu abilerimden Yılmaz abi. Yılmaz Erdoğan yapıyor. Bodrum'da böyle bir şey kurduğu çiftlik gibi. Ya tabii ki çok önemli bir şey. Yani evet. Burada yalnız tabii ki devletimizin de elinden geldiği katkıyı da vermesi lazım aslında çiftçilere. Çünkü bir şey üretmek zaten çok önemli bir şey. Yani evet. Ülkemizi geliştiren bir şey yani. Hele doğal, burada olabildiğince doğal üretim söz konusu. Bu üretim yapanlara işte kanunlar zaten yeterince son yıllarda gördüğüm kadarıyla iyileştirildi. Evet. Ama mümkün olduğunca, çünkü hala ben az önce işte Bursa'dan geldim. Bursa'da da çiftçiler hala şikayet ediyorlar tabii bazı şeylerden. Dolayısıyla da inşallah, çünkü yani çiftçilik çok önemli. Bir şey üretmek. Biz kendimize yeteceğiz. Sonrasında satacağız başka ülkelere ve kâr dünyada dönen olaylar şu an özellikle gıda ve su savaşları üzerine. Yani gıdada ve gıdanın üretimi ve tarımda artık bu konuda çok önem kazanıyor. Eskiden mesela doktorluk çok revaçtayken şimdi artık ziraat, tarım, tabii. Bu konular çok, hatta doktorlar da bizim sektöre yatırım yapıyorlar. Şimdi tabii hani medyanın ya da sizin sektörünüzün bu konuya olan ilgisi çok önemli. Çünkü sanatçıların da artık kendilerini bu alanda göstermesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum özellikle bu programa katıldığınız için. Çünkü bunun bir başlangıcını yapmak manasında bir önemi var. Onun dışında yani toplumun bir anlamda önderleri ya da takip edilen kişileri olarak da tarımın yaygınlaştırılmasında, tarımın dikkat çekilmesinde çok önemlisiniz. Ben bu konuda çok önemsiyorum sizi. Peki şimdi zaten tarıma bulaştığınız zaman çıkma şansınız yok. Yok, yutuyor insan ama yani çok eğlenceli bir uğraş. Çok. Yani belki insanlarla uğraşmak insanı yoruyor ama arazide bedensel bir yorgunluk söz konusu ama zihinsel yorgunluk kalmıyor. Bedensel yorgunluk dinlendiğinizde, hele ortaya bir şey çıktığınızda inanılmaz bir şey. Aslında tarım bir sanat bence. Bu da bir sanat. Yani sanatçıların da bu sanata el atması da çok güzel bir şey. Şimdi peki geleceğe yönelik, yani ceviz dışında düşündüğünüz, dikkatinizi çeken tarımda neler var? Yani hep sürekli trend olan bir şeyler oluyor aslında, işte diyorum ya son zamanlarda. Yalnız o sizle az önce sohbetimizde de söylediğiniz gibi bir şey böyle bir trend oluyor ve bir anda parlıyor gidiyor. Evet. İşte şimdi bir türf mantarı modası çıktı. İnsanlar yapmak istiyor. Onun dışında işte lavantayı konuştuk. Evet. Yani ama bir gerçek var. Yani ben cevizi ekerken mesela bunları düşünmedim. Hani ne ekeyim diye. Bu toprağa, buraya en uygun ne olur? En uygun. Daha doğru bir yatırım. Evet, tabii. Kesinlikle. Yani mesela buraya ben pamuk ekemem mi yani? Anlatabiliyor muyum? Yani buraya ne ekebilirim? Dolayısıyla da biraz çiftçilerimiz zaten bilinçli. Ben ona inanıyorum. Çok internet üzerinden sizin televizyonlarınız sayesinde de birçok şey izledim. Bilinçli bir çiftçimiz var aslında. Yani bilinçlendirilmiş bir çiftçimiz var. Yani ne ekeceğini, ne biçeceğini biliyorlar. Ancak dediğim gibi benim anladığım biraz daha onları şevklendirmek, heveslendirmek lazım. Yani biraz daha destek lazım ki şimdi insanlar buna yönelsin. Bakın burada köyler var bir sürü. Yani ben haftanın 4-5 günü buradayım. Köyleri geziyoruz, bazen gidiyorum ve köylerde genç yok. Evet. Bakın bunu, bakın gençler kaçıyor çiftçilikten. Artık yani kalmıyor, şehirlere gidiyorlar. Şimdi siz 30 sene sonrasını düşünün bu durumun. Çiftçilik kalır mı Türkiye'de? Ya bir değişim olmazsa kalmaz tabii ki. Kalmaz. Yani bu konuda şimdi, değişim yapmak için varız aslında. Bu benim aslında söylediğim boş bir şey değil. Yani gerçekten evet, kesinlikle. Asıl buranın sahibi köylüler. Evet. Buranın sahipleri. Yani onların kalması lazım ki o gençlerin sahip çıkılsın. Sahip çıkılsın. Ve onların kalması için de işte büyük şehire gidecekse ki ekonomik şartı aşağı yukarı aynı olması lazım burada. Şimdi ben tarım meslek lisesini bitirdim. Bizim bitirdiğimiz dönemde Türkiye'de 19 tane tarım lisesi vardı. Şu anda o civarda. Milli Eğitim Bakanlığı yönetiyor şu anda. Şimdi benim imkanım olsun, her şehre bir tane tarım lisesi koyarım. Özellikle köy kökenli insanların da, hatta şehir kökenli insanların da bir şekilde tarım eğitiminin belli bir düzeyde almasını sağlarım. Şimdi tarım geleceği her zaman insanlığın bir şekilde merkezi olmuş durumda. Fakat hani ülkelerin öncelikleri değişiyor. İşte görüyoruz ülke gündemini. Nelerle uğraşmak zorunda kalıyor. Terör bir yandan, ekonomik zorluklar bir yandan. Şimdi bu tarım meselesi bizim her şeyimiz. Bu konuya ilgilenirken artık şehirlilerin daha fazla ilgi gösterdiğini, köylülerin fazla ilgi göstermediğini görüyorum. Şehirlilerden de aslında zamanında köyden çıkmış, şehirde bir anlamda parayı bulmuş, artık köy özlemi tekrar başlamış insanların. Yani kısacası köylüler şehirli, şehirler köylü oluyor gibi bir değişim de söz konusu. Fakat esas biz gerçekten sizin söylediğiniz gibi biz var olan köylüyü kazanmalıyız. Eğitim, tarım çalışmaları. Bu konuda da mesela Tarım Bakanlığımızın da çok güzel çalışmaları var. Daha da güzel çalışmalar olacağını ben biliyorum. Şimdi zaten bu dünyadaki gelişmiş ülkelere bakarsanız neden geliştiler? Hepsinin üretimleri güçlü. Evet. Büyük çiftçilik modelleri de var. Var olan çiftçiyi de koruma modelleri var. Geçen sene ben Yunanistan'da tiyatro yaptım bir sene. Habire röportaj yapıyorlar. Yunan televizyonları, kanalları, radyoları, televizyonları ve işte Yunanistan sizce nasıl kurtulur? Tek bir cevap veriyorum. Yani. Bu kadar toprak var burada. Zeytin ekebiliyorsunuz ama kimse ekmiyor. Zeytini bile dışarıdan alıyorsunuz. Yani şimdi Yunanistan'da da tarımın zayıf olduğunu söylüyorsunuz. Ben zayıf olduğunu söylüyorum. Yani kesinlikle. Bizde de hani bir şey, İsrail diyorlar işte biz tarım öldü bitti. Yani bu Türkiye, anlamda dünyada ne görüyorsunuz tarımda? Onu soralım madem öyle. Güzel bir tarımda tarımı geliştiren ülkelerin ileride çok yani gelişmekte olan ülke olacağına inanıyorum. Yani tarım konusuna ağırlık veren ülkeler, üreten ülke. Evet. Çünkü toprak sana veriyor her şeyi. Tek yapman gereken her şeyin bilgiye sahip olacaksın. Ekeceksin, biçeceksin ve pazarlayanlar falan var zaten. Yani önemli olan üretmek, bir şey üretmek. Evet. Bizler ne kadar çok tembelleşirsek, üretmezsek yani böyle o hani oturduğun yerde iş beklemek. Kontrol gibi. O kadar bizden kaçacak. O kadar gider. Ya da tüketimi bakın, o kadar alışacağız. Gerçekten bütün büyük ülkeler buradan işte biliyorsunuz gelişmiş ülkeler, Almanya'sı, Fransa'sı hepsi tarımda iyi değil mi? Cevizde mesela. Evet. Fransa, Amerika. Ya şimdi ben de gezdiğim ülkeler oluyor. Şunu görüyorum. Avustralya. Hepsi yani gelişmiş. Bu iş biraz da reklamla oluyor. Yani o ismini saydığınız ülkelerdeki ceviz şeylerini de o takip ediyorum. O reklamı yapabilmek için yani, sizin bir o malı üretmeniz lazım. Tabii. Yani şimdi örnek reklamla oluyor ama reklam parasını yani verebilmek için de bir üretiminiz olması gerekiyor. Belli bir ekonominiz, o işe ait ekonominiz olacak. Yani mesela Türkiye İşte konumuz ceviz olduğu için söylüyorum. Cevizi çok aşırı üretiyor olsa bizim de o reklam kanalımız açılmış olacak aslında. Doğru. Yani bir de her zaman şuna inanırım. Mal kendi reklamını yapar. Belki de hani cevizde iyiyiz. Dünyada işte 4.'yüz. Yani belki de bu işin reklamını yeterince yapmıyoruz yani. Şimdi Türkiye'de bu ceviz konusunda da bir macera içerisinde. Toparlıyor. Bayağı güzel mesafeler kaydetti. Hatta işte aşı da dahil olmak üzere, cevizin aşısı da dahil olmak üzere dünyanın bizi izlediğini biliyoruz. İşte bunu Bereket TV'den yaptığımız programlar sonucu bize gelen feedbacklerden görüyoruz. Ceviz konusunda dünyanın önde gelen merkezlerinden bir tanesiyiz. Ya zaten 1. Amerika, 2. İran, 3. Çin olması lazım. Ya bu sıralama farklı değişebilir. Avustralya'da 12.000 dönüm bir büyük bir bahçe var. Biliyorum o bahçenin sahipleriyle kontak halindeyim. Şimdi Şili devreye giriyor. Şili'de de çok fazla yok. Evet. Yani Şili'de büyük şirketler yatırım yapmışlar bu işe ya da büyük yapmışlar. Türkiye'de öyle mesela 2.000, 3.000, 4.000 dönüm bahçeler var. Bursa'da da büyük bahçelerden bir tanesi 1600 dekarla bir özel şirkete ait. Şimdi özel şirket kendi ekonomisiyle oradan güzel kazanç kazandığı zaman bu işi reklama döküyor. Tabii. Yani ama dünyada eğer sen ilk 4'teysen bunun reklamını yapmıyorsan bu sektörün birlik olmasında da bir sorun var demektir. Bu konuyla ilgili güzel gelişmeler de var. Ben yakın zamanda bir büyük bahçe sahiplerinin bir birlik oluşturma çalışmaları olduğunu biliyorum. Keşke imkan olsaydı birlikte de oraya katılabilseydik. Evet. Belki gelecek sene bizi davet ederler. Şimdi büyük bahçe sahipleri birleşip bu dediğimizi yapabilirler. Ama biz de hani dünyada bu işi ya da daha iyi yapanlar nasıl yapıyor öğrendikçe güzel noktalara geliyor. Şimdi bu bahçede çok emek var. Çok. Siz de bu işe hem emek hem bilgi hem maddiyat çok koymuşsunuz. Aileniz de bu işe her şeyini vermiş. Peki bu kadar emeğe rağmen ben kendi branşımla ilgili bir şey sorayım. Aşıya olan ilginiz nedir? Ama sözüm olsun size bir kitabımı, imzalı kitabımı hediye edeceğim. Tamam. Aşıya bir kere annemin çok ilgisi var. Annem yapıyor da, sizin de biraz sayenizde öğrendi. Benim de var ama çok tam öğrenmeden yapabileceğim bir şey olduğuna inanmıyorum. Evet. Yani o yüzden daha çok ben böyle işte dediğim gibi budama, ağacı şekillendirme ve ağacı maksimum verime ulaştırma için araştırmalar yapıyorum, uğraşıyorum. Aşı bambaşka bir konu, tamamen uzmanlık gerektiren bir şey bildiğim kadarıyla. Ama tabii ki bahçemizdeki bütün ağaçlarımız aşılı. Şimdi bütün tarımsal uygulamalar içerisinde her şeyi değiştiren aslında tek şey aşı. Tabii. Yani o verimi verimli hale getiren, ağacı daha farklı bir şekle sokan, ondan sonra çeşidi değiştiren, çevreyi değiştiren, rengi değiştiren aşı. Şimdi bu aslında hani belli düzeyde insanların da bilmesi gerekiyor ama bu konuda da çok mesafe kat ettik. Bizi dünyada takip ediyorlar. Bunu çok iyi biliyorum. Yani benim mesela sosyal medya üzerinde bir grubum var, aşı grubum. Tam 97 ayrı ülkeden insanlar takip ediyorlar o gruptaki çalışmalarımızı. Peki biraz daha konuyu değiştirelim. Sizle biraz sonra yaparız tabii, inşallah. Tabii yani inşallah aşıyla ilgili ben yapayım sonra siz uygulama aşı anlamında da bir bahçede emeğimiz, birlikte emeğimiz olsun. Peki budamaya olan ilginiz nasıl? Yani cevizde şekil budaması olsun, verime budama olsun nasıl? İşte şimdi ağacın tabii ki yaşına göre de o önem arz ediyor. Bir de bu bahçemizde değişik yaşlarda ağaçlar var. 1 yaşında da var, 4 yaşında da var, 7 yaşında da var. Dolayısıyla da her birinin aşısı bildiğim kadarıyla farklı oluyor. Tabii. Yani dediğim gibi ben boş zamanlarımda bunları okuyarak, hem kitap okuyarak, hem internetteki videoları izleyerek, işte, sizin kanallarınızı izleyerek bilgiye ulaşmaya çalışıyorum. Bilgiye muhtacız hocam. Şimdi bilgi en önemli konulardan bir tanesi zaten de. Şimdi bu konuda ben insanları da şeye sevk etmek istiyorum. Yani gerçekten Tarım İl ve İl Müdürlükleri tarım konusunda yegane bilgi kaynakları. Bu konuda biz buraların kapılarını çok aşındırırsak inanıyorum ki insanlar oradan bilmeseler dahi bu bilginin bir talep haline geldiğini düşünerek orayı da bilgiyi merkez haline getirebilirler. İnsanlarımız bilgiye ulaşmada zorlanıyorlar. Yani yegane kaynağımız internet ama internette de doğru bilgiye rastlamadıysak maalesef zaten o çok akıl karıştırdıkları çok yaşanıyor ve insanlar yanlış mecralara gidebiliyorlar. Ben bazen şunu düşünüyorum. Yani çiftçimiz niye eğitimsiz? Sonra düşündüm ki çiftçinin aklı ve çiftçinin bilgisi Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri. Gerçekten bu kurumlar toplumun can damarı gibi. Oralar merkez olmak üzere ve özellikle akademik kaynaklar bu cevizle ilgili ve diğer tarımla ilgili bilgiler olsun. Akademik kaynaklar çok önemli bilgi merkezleri. Ben şahsen mesela internetten de araştırma yaparken özellikle bilimsel araştırma sonuçlarına çok dikkat ediyorum. Yani internet bilgi kirliliğinde çok yoğun ama eğer bunu bilgi kaynağı olarak, bilimsel araştırma sonuçları olarak ararsanız çok daha doğru merkezi hocam, bilgiye ulaşabilirsiniz. Yani bakın şunu yaptığımız zaman biz mesela ceviz konusunda söz sahibi olabiliriz diye düşünüyorum. Ben 2017 yılının sonlarında yani yakın zamanda bir rapor okudum. Yaklaşık 140 sayfa içeride de var. Amerika'da bir üniversitenin ceviz hakkında. Sadece ceviz hakkındaki bir raporu 140 evet, sayfa. Bizde 140 sayfa bir rapor olduğuna inanmıyorum şu an. Evet. Yani her şeyini anlatıyorlar. Yani çok güzel çalışmalar var bizde de. Bilgiyi bir arada bulunduran platformlar da ancak özel sektörün kendi girişimleriyle işte zaten hani orada da çok akıl karışıklığı yaratan durumlar var. Yani bilgiyi bulabileceğimiz platformlara ihtiyacımız var. Bilgiye ulaşımın çok daha kolay olması lazım. Zaten doğru bilgiye ulaştığınızda başarı kendiliğinden geliyor. Gelir. Şimdi artık bir bahçeyi gezelim. Olur hocam. Aşı yapalım. Budama yapalım. Hem öğrenelim hem öğretelim. Olur mu? Peki, tabii. Buyurun. Seve seve. Sevgili izleyiciler, şimdi burada tutmamış bir aşımız var. Bunları ben yaptım. Evet, benim aşılarım da tutmayabiliyor. Ama nadiren diyelim. Nadiren. %90 başarımız iyi. Ama genellikle ağaç sağlıklıysa tutma diye bir problem yok. Burada da normal şartlarda tutmamış ama kestiğim yüzeylerde iyileşme yok. Ağaçta bir sıkıntı var. Zaten bu bahçeyi güzel ilaçladık. Geçen yıl sistemik fungusitlerle çünkü bazı yerlerde fitoptora belirtileri görmüştük. Oldukça kurtardık bahçeyi. Tek tük ağaçlardaydı bu arada. Sorunlu ağaçlarımızda maalesef aşı tutmuyor. Eğer kallus yapmış aşı sürmemişse sorun ya ağaçtan ya kalemden. Evet. Eğer ağaç biz kesmişiz, aşı tutmamış, kabukta da hiçbir şekilde kallus ya da yara iyileştirme yoksa o zaman sorun ağaçtan kaynaklanabiliyor. Yani çok nadirdir aşıcıdan olması hatanın ama yine de doğru teşhis, işte aşının neden tutmadığına dair doğru teşhis çok önemli. Şimdi Burak Hakkı'nın bahçesindeyiz. Sevgili Burak Hakkı ile beraber burada tutmayan aşıların birkaç tanesini tekrarlayacağız. Şimdi gövdeyi ben tekrar kesim yapıyorum. Genellikle kesim yaparken aslında aşıyı tekrarlı tutmama ihtimaline karşı aşıyı tekrarlayacağımız bir yükseklik bırakıyoruz. Evet. Yani burada aşı tutmadı. Alttan bir daha kesim yapabileceğim mesafem var. Oradan yapacağım. Hatta yetmezse bir daha yapma seçeneğim var. Olacak. Evet, şimdi ben gövdeyi keseceğim. Şimdi ben keserken şunu yapıyorum. Bu çok önemli. Hı. Şimdi ağacın burasında bir yara var. Evet hocam. Burada bir yara var. Burada evet, bir yara var. Biz geçen sene işte babanızın isteğiyle yüksekten aşılamıştık. Normalde ben yara varsa alttan alıyorum. Çünkü evet, ağaç benim yaramla mı uğraşsın yoksa ağacın zaten var olan yarası. Çünkü ben kesiyorum, aşı yapıyorum. Oraya yara. Burası da kesilmiş. Burada yara. Buranın altından alırsam evet, şurada çok büyük değil. Şuradan kalem takabileceğim yüzey. Şurası ideal benim için. Buradan kesiyorum. Evet. Testere bayağı iyi kesiyor. Testere güzel evet. Yoksa fare dişli diye geçiyor. Maharet sizde mi hocam? Anlamadım. Yok. Testere. Şimdi bunu eğimli kestim ki kasıtlı olarak biraz böyle. Evet. Bu ceviz ağacı enteresan bir ağaç. Sonradan alma yapabiliyor. Biz her ne kadar şöyle kesim yaparak almayı aşağı transfer ediyoruz ama hı hı, yine de belli olmuyor. Ben biraz eğimli kestim. Hı hı. Motorlu testereli yaptığım zaman şimdi son dönemlerde artık şöyle bir Y çiziyorum. Buradan da kanalın eğimin altına veriyorum. Ağlama belli bir noktadan transfer olabiliyor. O yüzden şimdi hafif eğimli kalemimizi takacağım. Ben kalemimi almıştım Chandler. İşte burada gözlerini çok bariz belli edeceğim. Boyunlu göz, düğme göz ve nokta göz belli eden bir kalemim mevcut. Kalemimi önceden aldım. 3 göz bırakıyorum üzerine. Şimdi buna 3 tane kalem takacağım. Evet hocam. 3 kalemi hazırladım. Şimdi biraz artık pratikleştirdiğimiz için yarıya kadar testereyle kesiyorum kalemimi. Açmasını kolay sağlıyor. Kalem yüzeyi ne kadar uzun olursa şu yüzey, mukavemet de o kadar güzel oluyor. Kallısı da güzel yapıyor. Evet. Şimdi kalem açıyorum. Bu arada birlikte çalışalım, bir bıçak tutuş şekilleri falan. Evet, tutuşumuz profesyonelleşsin. Belki başka ünlüler de gaza gelir. Tarıma dikkat çekeriz hep birlikte inşallah. İnşallah. Çünkü bu bizim değerimiz. Bu arada ilk aşıyı dünyada kimler yapmış biliyor musunuz? Kim hocam? Türkler yapmış. Her ne kadar birçok aşının ismi İngiliz ismiyle de geçse de özellikle şu an Doğu Türkistan'da Çin'in şeyi altında, toprakları altında Urumçi bölgesi var. Orada Turfan bölgesi diye Türklerin 5000 yıl falan önce bir dünyanın en modern tarımını yaptıkları bir alan var. Orada esas geliştirmişler bunu. Ama kaynaklar en eski aşıların Çin'de olduğunu söyler. Çin olmasının nedeni Doğu Türkistan'ın şu an Çin'in kontrol altında olmasından kaynaklanıyor. Şimdi bakın özellikle izleyicilerimiz için de söylüyorum. Birçok aşıcıdan ben bunu dikkatimi çekiyordu ama sorguluyordum. Sonradan ağaçların gövdelerinin birbirine sürtünmesinde işte şurada var mesela, yarasını onardığını gördüm. Yani orası açılıyor. Sonra orayı onarıyor. Buradan kalemi soyarak denediğimde inanılmaz derecede güzel kallus yaptığına şahit oldum. Sadece dıştaki şey gibi, aynı insan derisi gibi. Evet, kabuğu alıyorsun. Kabuğu alıyor. İncecik kabuğu alıyorum. Tamamını değil. İncecik dışarıdaki kahverengi kabuğu alıyorum. Bu inanılmaz kallus yaptırıyor. Tüm yüzeyler neredeyse kallusla doluyor. Şimdi burada pürüzleri çok önemli. Bakın buralarda gizli gözler hafif kabartmış kendisini. Evet. Ama gelişememiş. Bu şuradaki yüzeyler ondan kaynaklanıyor. Yüzeyi mutlaka bıçakla perdahlamamız lazım. Köşeleri mi hocam? Şu testereyle kestiğim yüzey var ya, etrafını. Sebebi şu. Testere ölü doku oluşturuyor. Bu ölü dokuyu perdahlarsam şu çizgi var ya, odunsu kısmıyla kabuksu kısmın birleştiği yerden yara dokusu fışkırtıyor. Burası güneş görmediği sürece, ki biz toprağa alındıktan sonra 1 santim toprak bıraktırıyoruz. Burası toprağın altında inanılmaz güzel kapatıyor. Hatta neredeyse kalemler birleşiyor. O yüzden burayı da perdahlıyoruz. Şimdi kalem takacağım yüzeyleri tespit ediyorum. Şuradaki budak nedeniyle takamıyorum. Belki biraz daha alttan alsam olurdu ama alttan aldığım zaman bir 10 santim aşağı giriyor. Gelecek yıl eğer bu aşı tutar artık gelecek yıl tutmazsa tekrarlama mesafemiz kalsın diye. Bunu bütün aşıcılar için öneriyorum. Peki niye buradan yaptık? Veya biraz daha yarı göbekten yaptık. Şunun için. Şimdi bu Chandler çeşitlerinde lider dal, modifiye lider için lider dal bırakmamız lazım. En az 1,5-2 metre lider gövde bırakmalıyım ki ben buna dal yaptırayım. 2 metreden ben bunu aşladığımda tam dipten dallandırma yapmak zorundayım. O zaman ağacın mukavemetini etkiliyor. O yüzden biraz daha aşağıdan yapıyorum, göbek hizasından ilk aşıyı. Sonra lider bırakabiliyorum. Evet. Lider için bu şart. Birçok insan yandallara yaptırıyor ama o zaman da yandallarda şey sorun oluyor. Ağacın var olan tacına. Yani lider dal geliştiremiyorsun. Şuraya bir tane takacağım. Çok kritik bir yer. Neden kritik hocam orası? Şurada budak var. 2 budağın arasına denk geldi. Tamam. Kabuğu buraya yerleştirmem lazım. Şuradaki kabuğun altındaki kısım dışa doğru volkan gibi bir kabarık yapmış. Kalemi burada sıkıştıracak. Şöyle. Evet. Ama tam kritiğe denk geldi. Kurtarıyor. Şimdi kabuğu kaldırdım. Biraz kırdı ama önemli değil. Şöyle altına yerleştiriyorum şimdi. Yerleştirmeden önce şu kenardan bir kıymık alıyorum. Çok ince. Altına doğru ittiriyorum. O kendi yatağını yararak hazırlıyor. Bakın bu artık mükemmel derecede yarasını onaran, şu üst taraftan kabuktan da kabuk kabuğa birleşen bir aşı oldu. Bu bir sonra diğerine saracak mı kendini hocam? Bu burayı böyle olduğu gibi kapatıyor. Kapatıyor. Buradan da öyle. Şimdi şurada şuradaki budak nedeniyle. Şurası da öyle. Tabii burayı olduğu gibi kapatıyor. Bir örneğini tutmuş aşılarda gösterelim birazdan. Bir kalem buraya, bir kalem de buraya takacağım şimdi. Şuradaki budak bir 4. kalem takmamı engelliyor. Ama zaten 3 kalem taktım. 3'ü de tuttuysa ileride en kuvvetli gelişeni bırakıp diğerlerini alacağız. Çünkü lider kapatmalıyız. Lider geliştirmeliyiz. Bunlar zaten zamanla 3-4 yıl içerisinde bu kalınlığı oluşturuyor. Kapatıyor yani. Burada kapatmış örnekleri var. Şimdi şurada çok önemli bakın. Burada kalemi yerleştirdim ya. Evet. Bu tarafa kalktı. Buradan da bu tarafa kaldırmam lazım. Burada da bu tarafa kaldırmam lazım. Bu çok önemli bir faktör. Şimdi bu aşı da çok zevkli biliyor musunuz? İnanılmaz, inanılmaz zevkli bir konu. Ama tabii şey var. Yani bunda maharet istiyor. Emniyet alınması gereken bir şey. Keskin aletle çalışıyorsun. Şimdi burada tabii bıçak özel. Evet. Benim tasarımım bir bıçak. Yani isminiz yazıyor. Gördüm. Evet. Yani benim tasarım deyince var olan bir bıçağı geliştirdik. Güzel bir ceviz için kalem aşısı çıktı. Çok güzel. Kalem aşı. En geçerli aşı galiba değil mi hocam? Yani ceviz de çok tutarlı bir aşı. Çünkü kalem kuvvetli olursa başarı da yüksek olur. Şurayı kesiyorum. Yararken aşağı doğru kabuğu da kaldırarak iniyor aşağı. Evet, sivri. Şimdi ne yapacaktım? Burayı kaldıracaktım. Evet. Şu karşı duvara gelsin diye şurada milimlik bir çendik alıyorum. Kıymık alıyorum. Yarıyorum. Şuradan hafif de geniş kaldırsın diye. Şimdi kabuk kalın olduğu için iyice evet, sıkıştırıyor böyle araya. O kendi yatağını hazırlıyor şu an. Burası doluyor. Buraya doğru geliyor. Burayı da dolduruyor. Mükemmel kapatıyor, bir kalı soruşturuyor. Özellikle şu arka kabuğun soyulması kalemde inanılmaz faydalı bir işlem. Bu arada yaptığımız, özellikle Bereket TV ile yaptığımız çalışmalar sonucunda çevre ülkelerin hepsinden bizi izlediklerini, aşıyla ilgili bize çok güzel geri dönüşler olduğunu biliyoruz. Ne güzel. Yani şu an dünyada aşı bizi izliyor. Çevre ülkelerde bizi izliyorlar. Bu konuda tüm dünyada öğrencilerimiz var. Dediğim gibi ben fırsat buldukça izliyorum yani. Belgesel niteliğinde bunlar. Şimdi benim esas amacım da size bunu öğretelim, artık kendi başınızda da evet, bahçedeki inşallah aşılarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Çünkü ben herkese yetişemem ama herkese öğretirsem herkes kendi aşısını yapabilir. Aynen. Bir de şu var yani bu aşının kendisi bu işlem değil. Aşıdan önce başlıyor. Kalemin alınması, ağacın hazırlanması. İşte mesela çok otlar yüksekse ağacın etrafını temizlemelisiniz. Bu kalemi ondan kestiniz sonra, ya hocam. Evet. Ne kadar dayanıklı kalabiliyor? Bu kalemi 0 derece ile 4 derece arasında saklarsanız hiçbir sorun olmadan 3-4 ay muhafaza edebiliyorsunuz. Şimdi burada kritiğimiz şu. Kestikten sonra yani. Tabii kestiniz. Şekilde. Islak bir gazeteye sarıyorsunuz. Streç filmleyip buzdolabının sebzeliğinde veya soğuk hava deposunda bu derecelerde. 0,4 derece. 0,4 ama yakınsa mesela 1 ay 2 ay kalacaksa 4 derece. Ama 3 ay 4 ay kalacaksa 0 derece daha iyi bir seçenek. Ama genellikle 0'a şey kalmıyor. 2 ile 4 arasında muhafaza ediliyor. Bu şekilde yani Haziran ayında, Temmuz ayında bile aşı yapabilirsiniz. Problem yok. Yeter ki kalemler soğuk hava deposunda da olsa şeyini kaybetmesin, nemini. Şimdi bunu öğrendi mi insanlarımız? Artık zamanında kalemi alıyorlar. Muhafaza ediyorlar. Şimdi burada. Şimdi bu streç film çok conta gibi vazifesi gören bir materyal. Çok üstüne atmıyorum. Çünkü buradan bazı ağlama yaptığı zaman üstünden taşması lazım. Conta gibi inanılmaz derecede sıkı tutuyor. Ben sadece üstünü örtecek şekilde kaplama yapıyorum şu an. Sonra şöyle yapacağım. Şu altı açık yara gibi orayı... Oradan bir miktar açık kalmasını istiyoruz. İstiyorsunuz. Evet. Hı. Şimdi burada farklı bir işlem yapacağım. Bu artık ip gibi oldu. Şöyle. Evet. Tabii görülsün diye ben açtım ama dolanıyor. Dikkat etmek lazım. Bunu bir kat daha açacağım. Burada amacım şu. İp gibi sıkmak. Bakın şuradan iyice artık sıkıyorum. Bayağı ciddi derecede mukavemet sağlayacak şekilde sıkıyorum ve etrafından doluyorum. Aynen. Çivi çakmadım dikkat ederseniz. Normalde çivili yapılıyor. Çivi çakmadığım için sıkı sıkıya bağlıyorum. Ama bu aşı tuttuktan sonra görünüyor. Şu an gayet sağlam kabuk da. Ama ne kadar yaparsak yapın. Güneş bunun mukavemetini azaltıyor. Nedir onun adı? Gevşiyor. Mutlaka evet, bu sıkılık çok önemli. Sıkı sıkıya bir malzemeyle mutlaka sarılmalı. Veya çivi çakalım. Şimdi ben birkaç tane aşı diye aslında bu kalınlıkta düşünmemiştim. Çivi çakma makinesi vardı, getirmedim. Mutlaka ya çivi çakılmalı ya da çok sıkı sıkıya iple veya işte streç filmde ip şeklinde sarılmalı. Bu çok önemli. Şimdi ben burada iyice kaçmasın diye iyice bağlıyorum. Bir de toprağa atacağız değil mi üstüne? Şu an bu hazır. Bir sıkıntı yok. Şimdi topraklayacağız. Şimdi bakalım bu buraya olacak mı? Olmuyor. Bunu yarıyoruz. Tabii burada malzeme çok önemli. Hani işinizi görecek malzeme. Yoksa başka şeyler de olabilir. Naylon sarabiliyorsunuz. Karton sarabiliyorsunuz burada. Evet hocam. Önemli olan bu işlevi yerine getirecek bir materyal. Çünkü boru şeklinde bir torbalama yapıyoruz burada. Bakın şimdi buraya aldık. Kalemleri ben biraz torbanın altında bırakıyorum. Hafif oluyor çünkü rüzgar etkisinden korunuyor. Bir tane daha saracağım mecbur torba. Şimdi artık topraklayacağız. Bunun içinde çevredeki yumuşak topraktan nemli tutacak bir toprak olmalı. Buradaki milli bir toprağımız var hocam istiyorsunuz. Yok, bu kenar toprakları gayet olur güzel. Mu? Tavında bir toprak. Sadece nemli içe kolay dağılabilen olması yeterli. Bayağı saksı gibi oldu burası. Tabii bayağı saksı gibi. Burada amaç şu. Toprağa koyduğumuz zaman toprak gece gündüz sıcaklıklar arasındaki farkı ortadan kaldırıyor. Evet. Üstelik nemli olduğu için kalemin nemini muhafaza ettiriyor. Bakın birer tane göz dışarıda bıraktık. Aynen. Bunu biraz kısa olmuş. Bir göz şuradan bırakıyorum. Bir göz buradan bırakıyorum. Şimdi bakın son işlem. Tepeyi bırakıyorum. Çünkü vakum etkisi yapıyor rüzgar estikçe. Buradan nemi içeriden çekiyor. O etkiyi ortadan kaldırmak için tepesi kurumasın diye tepesine macun materyali sürüyorum. Şimdi aslında aşımız bitti. Dedik ki aşının tamamı bu değil. Hı. Şimdi aslında aşının çoğu şu an başladı. Yani usta aşıcı zaten işini iyi yapar. Şimdi bundan sonra her şey kontrol. Normalde aşımız bitti. Kalemi aldık, ağacı hazırladık, kestik. Yüzeyi perdahladık. Aşıyı da yaptık. İşlem gerçekleşti. Tepesini de örttük. Aşı bu değil. Şimdi bunun üzerinde 3 tane göz var. Hmm. Bu gözler artık aşı, yani biz pansumanımızı yaptık. Ağaç burayı güneş altında olmadan kabın altında veya poşetin altında yavaş yavaş yara iyileştirir gibi iyileştiriyor. Tamam. Kalemin yarasıyla ağacın yarası birleşiyor. Aynı doku türünden olduğu için aynı insanın yarasının kaynaması gibi kaynıyor. Ve aşı tutmuş oluyor. Ama 3 tane göz var. Bazen bu gözlerden üstteki sürmez. Hı. Alttaki sürer. Alttaki göz sürdü. Biz bunu nasıl anlayacağız? Anlayamayız. Kontrol olmazsa alttaki göz toprağın altında boğuluyor, ölüyor. Aslında çoğu aşı tutuyor. Anladım. Tutuyor ama mesela evet, üstteki atmazsa aynen, kontrol edip alttakine delik mi açmamız gerekiyor? Mutlaka 1-1,5 ay sonra. Normalde mesela bu Chandler çeşidi Nisan'ın 15'inden 20'sinden sonra uyanıyor. Hı hı. O tarihlerde uyanmayı kontrol etmek gerekiyor. Hı hı. Ne yapacağız? Hafifçe, çok gövdeye yaklaşmadan toprağı alacağız. Hı hı. Ve alttaki gözlerin sürüp sürmediğini veya tüm bahçedeki aşılardan birkaç tanesini sürmesiyle hepsinin sürdüğüne kanaat getirip yapıyoruz. Şuradan kesim hizasından, şuradan kesim hizasından birkaç santimden ya bıçağı şöyle dikine alıp geriye katlıyoruz ya bıçakla şöyle 360 derece alıyoruz. Temizliyoruz. Ama mutlaka kesim üzerinden birkaç santim toprak olmalı. Çünkü kallus güneş görmeden karanlıkta oluşuyor. Siz birden kallusu oradaki yara dokusunu açarsanız duruyor gelişme. Durur. Zararı olmuyor ama duruyor. Fakat karanlıkta kalırsa, toprak altında kalırsa ölmeye devam ediyor. Evet. Normal şartlarda bu aşı kontrolünden sonra tutmuş demektir. Şu an bu aşıyı tutmaması için sadece bunun kendi haline bırakması lazım. Bazen aşırı güneş bu toprağı kurutabiliyor. Çok az, yarım çay bardağı veya 1 çay bardağı. O da kalemlere yaklaştırmadan sadece nemlendirecek kadar. Döküyoruz, toprak nemli olsun. Çünkü bu toprak aşırı kurursa kalemin gövdesinden nem çekiyor. Çok sorun yaratıyor. Başarılı bir aşı inşallah tutar. Elinize sağlık. Eyvallah. Diyeyim. Sevgili izleyiciler, bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Elinize sağlık hocam. Eyvallah.